arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam oldu, taştı doldu, dünyayı gezdi, efsane oldu. Arkadaşım. Müdür. Arkadaşım. Söyle. Büyüdü, talk show oldu. Talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Arkadaşım gel. Hayır. Hoş geldin. Hayır. 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 Süpersiniz. Al mikrofonu kenara. Mini'yi çağır mikrofonu alırken. Şey, en kenara. Evet, Mini'yi çağır o sırada. Huzurlarınızla Minik. Çok. Hazırız. Ne yapıyoruz? Mart kedileri. Hoş geldiniz. Bugün çıldığı şeyler neden yapabiliriz. Neden onlara Mart kedisi diyorsun? Dama çıktılar o yüzden. Kediler sadece Mart'ta mı dama çıkıyorlar? Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Neredesiniz tam? Vallahi güzel bir izleyicimiz var. Bugün herkeste bir enerji seziyorum. Çılgın bir şeyler nereden olabilir. Hissettin güzel seyirci olduğunu? WhatsApp'tan yazmış. Hepsi alay. Grup kurduk. Arkadaşım yapma böyle şeyler. Başını sokacak yerin yoksa. Nerede kalıyorsun sen? Ben arkadaşlar var. Kim mesela? 7/24 açık bizim mahallede arkadaşlarım var. Onlar sağ olsun. İşte bir gün onda bir gün onda falan. Bankamatikte mi kalıyorsun lan sen? Niye orada... 7/24 diyorsun. Yok yani sağ olsun eş dost sahip çıkıyor. Seni kimsenin evine alacağını sanmıyorum. Kimse. Dur bak şöyle bir şey yapayım ben o zaman. Bugünkü gelen konuğumu talk show yapmadan başla. Tamam mı? Şöyle başla. Direkt soyunayım. Hayır. O mesela evi olsun, ev arkadaşı arıyor olsun. Sen de ona şey olmaya çalış. Ev arkadaşı kiracısı ol. Çağırıyorum şimdi konuğumu. Buna da bir tane şey verin. Oradan böyle gıcık ceketi verin bir tane. Çıkar o ceketi. Gıcık bir şey giy üstüne. Asla seni eve sokmayacak bir şey. Seda gel. Konuğu al git. Elinden tut getir. Elinden tut getir. Konuğun elinden tut getir. Oo, merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsın? Arkadaşım dön. Çok önceden tanışıyoruz. Hayır, Seda yukarıda kitapçıdaydı. Ben sen konuk bulamamışsındır diye davet ettim geldim. Hay Allah. Evet, okumayı çok severim. Ben de. Arkadaşım. Seda. Efendim hocam. Bunun sapık olduğu konusunda malumatım var. Allah Allah, ne alakası var? Yani şimdi... Ben niye devamlı sarılıyorsun kıza? Şimdi konuk geldi, evinde hissetsin diye ben hani... Hayır ben Sedacığım bir şey rica edeceğim. Talk show'a başlamayalım önce. Çünkü bu talk show yapmamakta ısrar ediyor ya. Yok ben geldim öyle uğradım.
Bence tam bana göre. Anlamıyorum. Arkadaşım. Seda, senin evin olsa bunu ev arkadaşı olarak alır mısın? Gerçeği, alırım. Gerçeği söyle. Hayır. Hayırlı ya, evet. Kim gönderdi ya? Dur hocam, o zaman. Hocam, ben seyircinin etkisi altında kalıyorum. Tamam, o zaman geç koltuğa. Orası senin evin olsun, tamam mı? Arkadaşım, burası, evet. Burası sen, benim evim. Evet, arkadaşım, sen de bu tarafa geç. Bu taraftasın. Buna bir tane gıcık ceket verin dedim size. Bu işte bu. Hayır, çıkar onu. Böyle gıcık değilsin. Ne var, ne bakıyorsun gözüme? O ne ya? Ilgaz, Ilgaz, şunu kasaya koyun. Artık beni ben de eve almam. Şimdi mesela al telefonunu, al telefonu. Al, hayır hayır, ankesörlü telefonu al. Ankesörlü. Ya ankesörlü. Ben çok konuştuğum için bazen yanlış söylüyorum. Al ankesörlü telefonu. Oğlum bu ne ya? Arkadaşım bırak sen. Freddie Mercury. Evet, ankesörü müzisyene daya. Müzisyen kalk bir dakika ya. Evet, ver şimdi göğsünde tut telefonu. Hayır, müzisyenin göğsünde tut telefonu. Sen değil, müzisyen göğsünde tutsun telefonu. Şimdi ceketin kolları da ankesörlünün kapısıymış. Müzisyenin ceketi var ya. Ama iki kolun birden. Telefonu nasıl tutacaksın? Kapatalım ışıkları. Aferin lan sana. Aferin mi? Evet. Tebrik ediyorum. Ben daha başka bir formül buldum ama yayınlanamazdı. Hazır. Evet, gel şimdi. Seda ilan vermiş gazeteye. Oradan arıyorsun ev arkadaşı olmak için. Açar açmaz kız erkek olduğunu belli etme kıza. 3, 2, 1 gel. Hafif böyle. 3, 2, 1 gel. Hop, bir dakika. Ne yapıyorsun? Jeton yokmuş daha o dönem. Arkadaşım, sevgi yapma gözünü seveyim ya. Hazır. Yapma şunu. Evet. Evet, 3, 2, 1. Evet, ara. Evet. Nerede bu telefon? Gir ankesöre. Gir ankesöre. Kapıyı kapatınca arkanı dönük ancak kapatabiliyorsun. Kapıyla beraber dönüyorsun. Demek burada boy fark etmiyor. Bu telefona gelen çekiyor bunu yani. Evet, gel. Kavramalı kabin. At jetonu. Yoğuşmalı kabin. At jetonu at. Önce jetonu at. Hayır, jetonu içine at. Yanlış yere attın. Orası ülkeler arasıydı. Öyle miydi? Uzun konuşacağım belki. Evet, şehirler arasına at. Ne diyeceğimi unuttum arayınca. Müzisyen, şehir içi atma yerini göster. Evet, ara. Seyirci, çaldır Seda'nın telefonunu. Dur dur, seyircinin arasında gli gli yapan var ya. Yapmayın şunu. Zır diye çalar telefon Türkiye'de. Evet, 3, 2, 1, buyurun seyirci. Seda, cep telefonun yok mu? Kadının telefonunu aldım tabii. Alo. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Deli, gündüz arıyorum, iyi akşamlar. Arkadaşım. Evet. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine iyi akşamlar diyor ya. Arkadaşım. Tamam, ben de hata, ben de. Pardon. Alo. Alo. Efendim, iyi günler, rahatsız ediyorum. Buyurun. Şengül Hanım'la mı görüşüyorum? Hayır. Güzel. Arkadaşım! Arkadaşım, açacaksın kızı. İçine içine çok kibar konuşuyorsun. Senin erkek olduğunu fark etmemesi lazım görene kadar. Tamam mı? Ya görünce de zaten çok aklını toplayabileceğini zannetmiyorum. Arkadaşım, onun evi var. Ben evi... gece mi arasam? Çünkü güneşte kadın kör olur benim. Arkadaşım. Şu bırak an trafiğe çıkmam ya. Sakın. Bırak şu şakaları. Evet. Bak ya, kız elinde telefon duruyor. Evet. Nereyi çeviriyorsun acaba? Konferans yapacağım. Annemi de arıyorum. Ne oldu? Arkadaşım. Arkadaşım. Hadi konuş. Alo. Alo. Kibar alo. İçine konuş. Alo. Rahatsız ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Daha içine çek. O zaman sesi de buradan vereyim.
cümleleri içine çek. E tamam da şimdi ben... Beni niye anlamaması ya, gerekiyor şey ki yani? Gidince... Neden benim dediğimi yapmıyorsunuz? Seda, hayır, sen telefonu bırakıp alkışlıyorsun. Yanlışlıkla yaptım. Ama telefon havada durmaz ki. Sen alkışlarken düştü o. Alayım. Alo. Böyle de anlayışlı bir insan. Arkadaşım, cümleyi içine çekerek konuş. Tamam, evet, buyurun. Ben gidince benim nasıl bir insan olduğumu görmeyecek mi zaten? Yani... Ya, ama önemli olan randevuyu almak. Ondan sonra ağzından girer, burnundan ama çıkar halledersin. Ama o yalan olur. Şimdi bir hanımefendiyi arıyorum. Sanki öyle mi? Bayan... Her yaptığımız doğru, bu mu yalan? Alo. 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 Kapatıyorum. Arkadaşım. Ya, rahatsız ediyorum, merhabalar. Çek. Buyurun efendim, niçin aramıştınız? Çek vardı benim, arkası vuruldu. Duman içine çek. Ha. Çek, arkası vuruldu. Öyle şeyler var mı artık hala ya ticarette? Efendim, rahatsız ediyorum. Evet, rahatsız ettiğinizi söyledim. Sadece çek verme. Şişim patlayın burada. Ay, sen ben... niye gülüyor ya? Hınzır. Al şu kızdan randevuyu, adresini öğren. Rahatsız ediyorum. Seda Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Ya tövbe ya. Şimdi ben niçin içime çekiyorum ya? Ben olayı anlamadım. Arkadaş, kendimi tanıyamıyorum şu an. Bak, bu kız seni evine almasın diye çeşitli şeyler koyuyorum senin üzerine, monte ediyorum. Bu ceket gibi, içine çekerek konuşmak gibi. Daha yürüyüşüne gelmedik. Neyse, taksiyle gideceğim Allah'tan. Seda Hanım, rahatsız ediyorum. Gazetedeki ilanınızı gördüm. Ve nasıl hoşuma gitti anlamışsınızdır. Artık herhalde almaz değil mi eve? Yürü. Hayır, hayır, mevzuyu yürü. Hayır, bir hastalığınız mı var? Neden hani böyle... Şimdi inanır ya mısınız? Benim şu an kaldım. Evet. Bir yarım saat sonra arayayım mı? Başım dönüyor şu an. Oğlum başım dönüyor. Gideceğim burada, yığılacağız böyle. Ondan sonra bir metrede kendimi kaybedeceğim. Adresi öğren. Adresi öğren. Efendim, benim şu an kaldığım ev kalorifersiz olduğu için birazcık böyle üşütmüşüm. Sesim ondan böyle. Ben evinizle ilgileniyorum. Acaba adresinizi verseniz de ben gelip sizinle görüşsem mümkün. Sen niye titriyorsun? Ankesörlü titreyen var mı o dönem? Dışarıdan aranıyorsa o yüzden titriyordum. May 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 may. Mümkün mü acaba? Ya biraz sesiniz sapık sesine benziyor. Estağfurullah, estağfurullah. Yok efendim. Nasıl güveneceğim size, nasıl adres vermeliyim bilemedim şimdi. Böyle direkt verirseniz adresi, ben çok sevinirim. Çünkü öyle şey rahatsız ediyor beni. Arkadaşım, kız korktu. Öyle bir şey söyle ki rahatlat onu. Hanımefendiciğim, ben konservatuvarda okuyorum. Aa! Evet, yani ilanınızı konservatuvarda okuyorum şu an. Yağmur yağdı mı? Peki sen girmiştin, oradan git. Konservatuvarda okuyorum, söyle söyle. Şan bölümünde de. Şey, şarkı söyler misiniz mesela? Hayır, asla. Sevmediğim bir şey. Söylersin. Şan bölümünde okuyorum ben. Şan fıstığı imal ediyorum. Arkadaşım, jeton bitmek üzere. Jeton bitiyor mu? Evet. Sıcaktan eridi, evet, burada. Hayır, jeton bitmek üzere. Öperek jetonu şey yap. Ya, hadi vallahi ya. Ya hadi. Dur, öksürünce çıkar belki. Evet, al kızını. Hemen bir şarkıya gir. Gir şarkıya. Ben şarkı söylemiyorum. Şan arkadaşım bölümünde... niye dedin ki Şan? Şan bölümünde marangozluk okuyorum belki. Kontenjanla. Şey Seda, güvendin mi? Güvenemiyorum. Bir şarkı söylesin yeter. O zaman ya sen eve şarkıcı mı arıyorsun? Şarkı söyleyemiyorsa dans etsin, öyle güven. Allah Allah, tövbeler gelsin ya. Dans edin, ben göremesem de hissedebilirim. Dans edin. Dur, kapat, FaceTime arayayım. Nasıl? Nasıl? Hemen adresi veriyorum. Bir kıvırmaya baktı ya. Ver adresi. Çıkmaz Paşa Sokak. Çıkmaz Paşa. Baştan bok kokuyor mahalle zaten. Çıkmaz Paşa. Kentsel dönüşüm mü? Kapalı mı ön taraf? Malikane Apartmanı. Gözünde büyütenler. Tamam, hemen geliyorum. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Bu sefer böyle takıyorum. Dördü. Sen çok sempatik bir şeysin. İnsan kulübeden ayrılamaz. Lan yürüsene! Evet. Arkadaşım, yürürsün, yürürsün, yürürsün. Yürüyüşünü beğenmedim.
Seni beğenmedim. Bu güzel yürüyüş. Fakat bir ayağınla yapıyorsun. Biri düz, biri yukarı çekerek yürüyor. Evet. Budur. Harika. Ama öteki tam düz değil. Normal. Değil, değil. Yandan böyle patlamış. Mutlaka bir anormalliğim süper olacak. Süper fikir. Yan gitmesi çok iyi fikir. Sol ayak yan, sağ ayak yukarı yukarı. Ve konuşurken ne yapıyoruz? Niye buraya gel? Benim şu an acile gitmem lazım. Niye eve geliyorum bunu? Hazırsın. Çok iyi gidiyorsun. Evet. Seda, misafirin geliyor. Ne yapıyorsun? Ay, tırnağımı törpülüyordum. Seyirci uyuma. Arkadaşım, kız elektrikle şeyin zilin yerini değiştirmiş. Ya niye bütün saykolar bana denk geliyor? Evet. Bas, tam kız kapıyı... Sen de Seda, yanlışlıkla elektriğe parmağını sokmasın diye tam kapıyı açtığın anda... Sokma derken sen sokarsın, aynı anda çarpılırken konuş kızla. Evet, 3-2-1 buyurun. Bu apartmanda yaşayan biri. Evet. Bunlara alışık. Seda bağır, sakın zile basma derken ma da sen basıyorsun. Evet, 3-2-1 buyurun. Sakın zile bas. Konuş. Konuş. Çok iyi, çok iyi geldi. Arkadaşlar. Ne? Ya çarpıldı işte, tamam. Yeter. Manyak mı? Bence lütfen iyi. Ya, lütfen. Kendime geldim, bak güzeldi. Müzisyen. Sen şey, bir tane vur ayır onu, tamam mı? Evet, 3-2-1. Ya bir şey olmaz müzisyen. Yani dokunsan yeter. Hayır, elinle dokunma, sen de çarpılırsın. Tabii tabii, tekme at. Hayır, hayır yani laylon veya tahtayla. Laylon. Sen Seda'ya kim olduğunu anlatıyorsun çarpılırken. Tamam. Evet. Hazır. 3-2-1, Seda, o sırada sen de gayri ihtiyar onu kendine çekmeye çalışıyorsun, sen de çarpılıyorsun. Çarpılırken konuşmaya başlayın, tamam mı? Çok iyi, tamam. Ya, vallahi billahi. 3-2-1, buyurun. Ne oldu yani? Niye durdun? Hoşuma gitti. Ne? Bitti çünkü devreyi tamamlayınca bitti elektrik çarpması. Arkadaşım niye durdun ya? Kız ne güzel çarpılıyordu. Evet. Sen çarpılırken derdini anlatacaksın. Seda, sen de onu içeriye davet edeceksin. Ben sizi ayırttıracağım. Tamam. Hemen yakında bir üçlüye dokunalım. Şey, çarpılırken mi davet edeceğim? Tabii. Evet. Çarpılırken konuşuyorsunuz. Arkadaşımın sağ elini sıkıyorsun. Tamam. 3-2-1... Sakın. Sakın seni basma. Ben evinize arkadaş olarak gireyim. İçeri kahve. Arasını yapalım mı? Nasıl ayrıldınız siz elektrikten? Ne oldu? Çeke çeke elektrikten nasıl ayrıldınız? Kahve deyince. Kahve ne? İşte kadınların değişik bakış açısı var bu olaya. Kahveyle elektrikten kopabiliyor. Son elini tutmuşsun, çarpılıyorsun. Seda Allah Hanım, ben seni... size ev arkadaşı olmaya geldim. Ay hoş geldin, içeriye buyurun, tamam. Çarpılıyorsunuz. 3-2-1, buyurun. Ben size ev arkadaşı olmaya geldim. Olmaya geldim. Müzisyen, çak! 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 Teşekkür ediyorum. Bir de çiçek veriyor üstüne, çok da... Efendim, elim boş gelmeyin dedim. Buyurun. Ay, çok teşekkür ederim. Ah. Ben kapıyı, size kapıyı. İlk görüşte çarpıldım yalnız. Ne kadar canlı, hayat dolu bu kağıt havlunuz var. Kapıyı örteyim mi? Örtünüz. Ama... Ne yapıyorsun? Son bir yolluk. Efendim, rahatsız ettim. Seda, şimdi hemen şey sinirlendi ki... Ama aşk olsun, telefonda bana kız sesi yaptınız. Söyle. Ama aşk olsun, telefonda bana kız sesi yaptınız. Ha, estağfurullah, öyle bir şey. Şimdi... İçine... İçine sıçacağım böyle şeyin. Hayır. Ha? Çok özür diliyorum. İçine çekeceksin. Pardon, çarpılınca bütün şey gitti ya. Özür diliyorum. Şimdi... telefonda bu tarz ev kiralamalarda falan... erkek olduğunuzu anlarlarsa... genel evi vermek istemiyorlar. Yani ben de o nedenle biraz daha böyle sesi... yumuşattım ki... hani sizi en azından bir tedirgin edici bir unsur olarak görmeyeyim. Ve hani için... Siz keke mi misiniz yoksa? Yok da o demin elektriği yiyince o dilim de şey oldu biraz. Hafif. Arkadaşım söyle, ben sadece içime çekiyorum. Ben elektriği sadece içime çekiyorum, yemiyorum. Hayır, hayır. Konuşurken cümlenin sonunu içime çekiyorum. Ha, bende böyle bir sıkıntı var. Ben sadece konuşurken böyle cümlenin sonunu içime çekiyorum. İyi ki de başını çekmiyorsunuz. Oğlum,
Seda oturtur, oturtur koltuğa. Buyurun ama, gelin oturun. Ama sen bunu seni neden evime alayım falan tarzı sorular sor bak. Evet. Buyurun gelin oturun oturtur ama. Oturtur önce Seda abi otur. Buyurun gelin oturun. Kız oturmadan niye oturuyorsun? Bakayım dedim. Şey mi? Kız tam otururken sen de kalkıyorsun. Evet. Buyurun oturun. Oturdunuz, siz oturmuşsunuz zaten. Efendim, hakikaten ev çok güzel. Ben buranın bir parçası olmak isterim. Yanımda iki aylık da kaporta getirdim. Ama... Kaporta ne? Kaporo. Kaporta nereden çıktı? Ay özür diliyorum, vallahi kafam gitti bir yer. İki aylık da kaporta getirdim. Kaporta getirdim. Allah Allah, ne oldu bana? Çarpılınca şey oldum, kaporta getirdim. Şöyle yapıyorum, yoksa Barış kalçamı çekiyor. Kaportaya şu an gerek yok da... Seda, ben... kaporta ne? Kaporta dedi. Kapora ya! Kaporaya şu an gerek yok. Öyle mi? Belki dedim hani birkaç aylık peşinat istersiniz. Hayır da ben sizi şu an niye eve alayım? Hem bana yalan söylediniz. Ben kızım dediniz. Konservatuarda okuyorum, dans ediyorum dediniz. Ben... Belki de o da yalan. Hayır, ben kızım demedim. Ben cümleye girerken siz lafa girdiniz. Ben kızım dedim... Arada lafa girdim. Yani ben orada gergindim aslında. Siz lafa girince ben de bölmeyin dedim. Ayrıca beni şu an eve çoktan aldınız. Seda, ben seninle nasıl yaşayayım? Konuya komşuya ne diyeyim? Erkek arkadaşıma ne diyeyim? Söyle. Ben sizinle nasıl yaşayayım? Konuya komşuya ne diyeceğim hem? Ne yapacağım? Ev arkadaşım dersiniz. Erkek arkadaşına gir. Ama benim erkek arkadaşım var. Ya bu sorun olabilir. Ya erkek arkadaşım sizi burada böyle bir de cümlelerin sonlarını böyle yaptığınızı falan görürse yanlış anlayıp direkt size girebilir. Şimdi gazete ilanında erkek arkadaşınızdan bahsetmemişsiniz. Bilsem zaten ben bu acayip streç folyo filmi giyip buraya kadar gelmem mi? Arkadaşım saçma sana niye hemen ayar oluyorsun sen kız erkek arkadaşım deyince? Ama şimdi ben şimdi böyle bir durumda kızın erkek arkadaşı hakikaten benim burada olmamı istemez yani. Belki de kızcağız haber vermedi çocuğa. Ama tek bir şartla. Bana dur. Ay bana dokunuyor komşular. Bu elektrik beni mahvetti ulan. Gerizekalı mısın lan? Ne şey yapıyorsun manyak manyak bana hareketler? Bir şey oldu evet. Evet buyur. Sete yok mu ya? Tek bir şartla olabilir. Nedir o? Hemen. Ceketiniz gibi davranmanız lazım. Sıkı. Sıkı. Ne anlamda yani? Yani parlak. Yok o tarz bize ters. Allah sahibine bağışlasın. Ama o zaman erkek arkadaşım kızmaz. Ama şimdi belki de beni gördüğü zaman diyecek ki yine efendi bir adam diyecek. Hem de diyecek bize ayrı bir yeni bir dost geldi evimize diyecek. Ben hani bazı zamanlar ev işlerinde faydalı olacağım. İşlerde üçe bölünmüş olacağım. Arkadaşım kendini öv kıza. Evde ona ya nasıl faydalı ben de bir kalça var böyle. Arkadaşım neyi öveyim ben? Kız görüyor işte malzeme bu. Arkadaşım bulaşığından bahset, yemeğinden bulaşığım bahset, tuvaletinden bahset. Yani. Biraz bulaşığım böyle sabah. Hayır benim bulaşığım çok iyidir. Evet söyle. Benim bulaşığım çok iyidir. Böyle leş gibi sökemezsin. Yapışmıştır hep. Öyle değil. 3 yıldır yıkamadım. Benim bulaşığım derken benim yıkadığım bulaşık. Yediğim, işte, evet. He? Yıkadığım. Ben bir bulaşık yıkarım. Bulaşıkta iyiyimdir. Aynen. Aynen değil. Bambaşka bir şey söylediniz. Ben bunu söyledim. Arkadaşım hadi söyle. Bu ayneni çıkaranın boynu altında kaldı mı? Onunla ilgili bir haber var mı? Arkadaşım. Nasılsın? Sen... Aynen. Sen bulaşıkta iyi olduğunu söyle. Yemekte iyi olduğunu söyle. Tuvalette iyi olduğunu söyle. Evet. Bir sıçarım 2,5 ay. Çok özür dilerim. Ya böyle bu... Arkadaşım. Böyle bir detay verilir mi kıza ya? Tamam bulaşıkta iyi. Gerizekalı niye anlamak istediğin gibi anlıyorsun? Tamam. Ben tuvaleti iyi temizlerim manasında. Tabii. Ya genel olarak ev temizliği falan. Evet. Evet şimdi... o sırada da kapıcı gelir şimdi... tamam. Evet. 3-2-1 buyurun. Şimdi bakın şöyle bir şey izah edeyim. Bunu erkek arkadaşınızla da konuşabiliriz aslında. Şimdi benim burada yaşamam inşallah şey olursa... Kapıcı gelsin olursa, arada. Arada kapıcı gelsin ben buradayken. Çünkü ben kapıcıyı sana demiyorum istiyorum. Ben. Sana demiyorum. Arkaya diyorum. Ben arkaya diyorum. Hayır. Sen anlıyorsun. Hiç saçma sapan ben bir yere senin arkana demiyorum. Senin arkana ne diyorum ben? Olacak ben şey değil. Ben komple arkaya diyorum. Ben komple arkaya diyorum. Yan yana gelmişiz öyle düşün. Arkadaşım. Ben arka planımıza sesleniyorum. Sana değil. Bir plan yaptık.
Şimdi ben istiyorum ki eğer benim burada tanışmam, hani buraya taşınmam hasıl olursa, eğer böyle bir şey mümkün olursa ben size en azından faydalı olurum. Yani müthiş mesela bulaşıkta gerçekten rakip tanımam. Öyle bir yıkarım ki sor Seda, yerde... bulaşıkta nasıl rakip tanımaz? Ne yapmış olabilir? Sor. Bulaşıkta nasıl rakip tanımıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ki? Ay keşke bunu da yazsaydınız. Evde ben evcil hayvan olduğunu bilseydim gelmezdim. Arkadaşlar. Sen onu görmüyorsun, o kapıcı. Öyle mi? Evin içinden mi çıkıyor kapıcı? Burada mı yaşıyor? Kapıcının oğlu. Ha o zaman çıkabilir, tamam. Babası buradaysa çok ayıp. Arkadaşım, kız bir soru sordu, cevap evet, ver. Evet, nedir? Nedir? Mesela bulaşıkta nasıl sınır tanımıyorsunuz? Sınır tanımıyor değil, rakip tanımıyor. Rakip tanımıyorum. Şimdi şöyle rakip tanımıyorum. Mesela ben bulaşık yıkıyorum, biri geldi. Benden daha iyi olduydu. Tanımıyorum ki ben onu. Kim? Buyurun. Arkadaşım, şu akrabana sorsana, ne yapıyor orada? Ben aradım orayı, aradım. Verdim. Sar, bas şu zile. Dört tantuni. Bir şey getir, tamam. Zile bas. Ayağınla değil lan, parmağınla. Elin dolu mu oğlum? Niye ayağınla basıyorsun? Ne vardı zilde? Ayrıca zil öbür tarafta. Her gelene ayrı yere zil mi takıyorlar? Zil öbür tarafta. Bas. Çok önemli. Dur önce beni dinle, otur biraz. Arkadaşım. Sonra elçimler geldi. Seda. Ay gene biri çarpılıyor diye koş. Ay gene biri çarpılıyor. Hay Allah. Arkadaşım ya, sen de arkasından koş. Koş arkasından. Seda gene çocuğu çekmeye çalış gayri ihtiyari. Arkadaşım sen de Seda'yı çek. Dur ben de biraz su dökeyim. Babası gelsin. Ya, ne yap? Ne yaptığımızı bilmiyoruz şu an. Kestik. Kes. Nasıl kes dünya ya? Arkadaş benim lütfen bozma. Seda, ben ay gene çocuk çarpılıyor, kapıyı açıyorsun. Oğlum, her gün aynı şey yapılır mı salak diyorsun. Tutuyorsun çocuğun elini. Ay ben de yanlışlıkla tuttum. Arkadaşım sen de, Seda sana ne oluyor onu tutuyorsun. Tamam, ondan sonra gene sizi gelip şeyi koparıyor. Birisi ayırıyor, tamam. Sarp sen ne getirdin bunlara? Selam. Çünkü eli boş. Kapıcı niye gelir Sarp? Kendime getirdim. Sormak için ne getireyim diye sormak için. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Ha, servise çıkıyorsun. Servis. Evet. Aç Seda. Oğlum sen salak mısın? Niye her gün çarpılıyorsun? Çekin şurada. Sen de salaksın demek. Kestik. Kes. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun koçum? Ne yapıyorsun? Kurban oldum. Ne yapıyorsun orada? Babam çözülmüş hocam. Onu ben dedim şey yapayım. Ben senin niye öyle yaptığını biliyorum. Gıcık. Evet, sen çarpılırken ters döneceksin lan. Evet, 3, 2, 1. Nasıl ters? Ha? Ha böyle. Evet, olduğun yerde döneceksin çarpılırken. Hacı ters nasıl? Böyle... Evet, 3, 2, 1. Buyurun, Seda gel. Oğlum sen salak mısın? Niye sürekli çarpılıyorsun? Çek hücum. Aa, ne yaptınız siz kendinize? Kestik. Ne oldu? İyi geldi valla. Seda, şunun bıngıldağına baksana, bir şey olmuş mu? İyi misin lan? Tamam, girin içeri. Artık buna söyleyecek lafım yok. Elektriği kestim. Evet, şey Sarp, sen niye giriyorsun Sarp içeri? Olur mu? Servise geldi mi bir gün kalıyor. İyice karar verelim Sarp, sipariş. Sarp, gir içeri ve bir anda büyük şaşır. Aa. Ha, sadece arkadaşız. Ha. Hayır, büyük şaşır. Aa, senin ne? Erkek arkadaşına söyleyeceğim falan. Evet, 3-2-1. Erkek gibi. Arkadaşına söyleyeceğim senin. Benim değil, ayı. Onun. Senin erkek arkadaşına söyleyeceğim o. Evet. Ya ama... nereye gidiyor bu hikaye? Arkadaşım sen durdurmasan çok iyi yere gidiyor. Seda sen şey yap. Oğlanı şey yapmaya çalış. Ama olur mu öyle şey falan? Evet 3-2-1 buyurun. Aman olur mu öyle şey? Yemin ederim hiç ben bunu tanımıyorum bile. Eve gelmiş hırsızlık yapmaya gelmiş. Aa. Yakaladım. Ya öyle bir şey olabilir mi? Ben hanımefendinin gazetede ilanını gördüm. Kendisi eve bir ev arkadaşı arıyor. Yani o da kira vermek için. Sarp, Seda inkar et, ağlamaya başla. Yemin ederim onu burada yakaladım. Hırsız bu, hırsız.
Şu ceketine bak zaten. Gelloza bak ya. Arkadaşım gel. Git ya ben. Gel abi, şuraya. Kahvede kalmaya devam ederim ya. Gel şuraya. Gir şuraya. Seda ağlayarak Sarp'tan yardım iste. Arkadaşım. Evet, ceketimi çalmış gördün mü? Yalvarırım bana yardım et. Ceketim kız. Sarp yardım ediyorum diye hızla koş evden dışarıya çık. Sonra bunun erkek arkadaşına haber ver gel. Tamam. Tamam. Hemen yardım getiriyorum ben. Ay pardon. Arkadaşın nerede? Serkan'ı al gel. Arkadaşım. Efendim. Kıza teessüflerini söylesene. Niye böyle bir şey yaptın falan. Sana teessüflerimi söyleyeceğim. Teessüflerimin göklerdeki yıldızlara benzermiş sevdiğim. Yeni çalışıyorum evet, bir aydır. Şimdi zaman geçmiş. Tamam vakit geçmiş. Siz çok eğleniyorsunuz Seda. Oturun koltuğa. Sen bu salona çok seviyorsun. Evet, ya demin beni karakola veriyordu. O şakaydı hep ya. Sen şimdi çok komik bir şey anlatıyorsun. O da sana çok gülüyor. Çok eğlendiriyorsun kızı. Fal bakıyorsun. Yastık falı bakıyorsun kıza. Elim. Yastık. Ay mükemmel. Tez zamanda buna kafayı koyacağım. Hiç şaşırmam. Arkadaşım. Bakmaya devam et. Ya. Seda sor sor. Heyecanla sor. Ne olacak? Benim erkek arkadaşım bana evlenme teklif edecek mi? Çocuklarımız olacak mı? Ne olacak? Bir bak bakayım. Çocuğa sor. Yastıktan ne medet umuyorsun? Çocuğu arasanız. Arkadaşım. Kızı güldürsene. Esprili şekilde cevap ver. Ne olacak ya? Adam seni seviyorsa bir kere zaten artık şüphe etmemen gerek. Böyle fallara falan inanma. Ay, şimdi benim adam. Gittiğim bir yer var. Çok güzel. Birinci katta. Şeyde bu tarla başından inerken. Arkadaşım. Ne oldu? Pislik yapma. Orada kesin biliyorlar çünkü geleceğini. Arkadaşım pislik randevuyla yapma. Randevuyla gitsin. Lütfen. Gerçekten ödüm patladı Filiz'im. Ben onlardan bir iki tanesini fitil yapayım mı? Bir iki saat götürsün. Çok teşekkür, çok zarifsin. Sağ ol, eksik olun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Filiz, Suzan'a ne oldu? Suzan'ın 100.000 bakımı geldi. bugün izinli. Tamam. Hava, yağ hepsini değiştiriyorlar mı? Tabii tabii. Evet arkadaşım. Hava, yağ hepsini değiştiriyorlar. Sen çok komik komik anlatıyorsun. Çok gülüyorsunuz. Çok gülüyorsunuz. Vallahi ne güzel oldu tanışmak. Bugüne kısmetmiş. Yani yıllarca neredeydik bulamadık. Halbuki de çok yakınmışız biliyor musun? Yani ben bilseydim. Çünkü ben de yıllardır orada bunda kalıyorum. Biraz işler ters gitti. Ben konservatuvardayım dedim ya. Konservatuvarın işte dekanın odasının yanına erotik şop açtım. Arkadaşım. Seda. O şeyde, sıkıntı oldu biraz. Ne olur bana da dans öğretir misin? Evet sor hadi. Ya ne olursun bana da dans öğretir misin? Yok öğretemem. Lütfen çok yalvar Seda. Ay lütfen ne olursun. Israr, kıyamet. Çok yalvarıyorum. Ölümü gör. Yani böyle ne diyeceğimi bilemedim ya. O kadar yalvarıyorum. Şu fotoğrafa hiç yakıştıramadım bu lafları ya. Kurban olduğum ölümü gör. Ama lütfen. Evet tamam. İnternetten istersen derslerimi takip edebilirsin. Arkadaşım saçmalama. Seda kaldır ayağı kaldır. Ne olur bana da. Ya ne olursun yalvarıyorum bana bir şeyler öğret hadi. Bu ne ya? Arkadaşım evet kalçadan başla. Ha? Önce kalçayı anlat. Bu kıymetli bir şey. Hepimiz için. Önce kalçayı anlat. Ha şimdi şöyle bir şey olacak. Yani şu şekil geçelim. İstersen balkona gelelim. Şimdi şöyle bir şey var. Vücut. Vücut nedir? Kafa vücudun altıda biri. Altıda biri. Yani hakikaten... Ulan gözümle şu anda kafanla vücudunu oranlıyorum. Benimki biraz daha büyük olabilir. Çok kullanıyorum. Senin oranı söyledim. Şimdi vücut kafa vücudun altıda biri olduğu için aslında dengelemesi en kolay olan organ diyebiliriz. Yani organ diyebilirsek kafaya. Gideriz. Neden? Kafa 1500. Çok alakalı. Görüşmek üzere. Arkadaşım. İçine çekmeyi unutma. Evet. Ve kafayı içimize çekiyorum. Hayır. Ya, şunu da yapabiliriz. Daha kolay yapabiliriz. Arkadaşım. Dracula. Tamam ulan öyle kafayı dans et. Kafayı içeri çektiğin zaman. Öyle öğreteceksin. Kafayı içeri çekince odak noktası neresi? İşte dans bundan ibaret. Arkadaşım. Özellikle evet. Brezilya dansı. Kafayı içeri çekme dansı. Ama konuşurken içine çekiyorsun onu unutma. Evet 3, 2, 1 buyurun. Şimdi bu şekil danslarda vücut
Tabii ki de bizim en önemli enstrümanımız. Yani bir kere relax olacağız. İçine içine. İçine içine oynayacağız. Hayır. He? İçine çeksene. Konuşurken. İyi çekeyim, daha dur, dans anlatıyorum zaten. Evet. Şimdi her yerimiz serbest olacak ve sağa sola gittikçe kafayı bir indireceğiz. Sola geleceğiz, bir tane daha indireceğiz. Bir tane daha indirip, bir tane daha indireceğiz. Olay bu. Ben şimdi üstüme rahat bir şeyler giymek istiyorum. Arkadaşım. Şimdi sen tam birlikte dansı göster. Seda, bayılmışsın ona. Ya birlikte dansı gösterirken o sırada ne oluyor? Erkek arkadaşı içeriye giriyor. Evet, evet. Serkan, direkt geliyorsun, hiçbir şey konuşmadan bir Osmanlı tokadı yapıştırıyorsun. Arkadaşım koltuğun üstüne düşüyor. Hatta düşmekle kalmıyor. Orada bir zıplıyor, arka tarafına düşüyor koltuğun. Tabii, zıplayıp kameraya oturuyor. Görüş açısı değişiyor. Evet, 3, 2, 1, ben gel deyince. Sarp, sen de bu, bu, bu diye gösteriyorsun. Tamam, evet, destek oluyor. 3, 2, 1, buyurun. Bayılıyorum, hadi beraber. Estağfurullah, hay Allah. Şimdi yani şunları yaparken daha ziyade çılgınlar gibi eğlenmek ve kendimizin mutlu olduğunu hissetmek bizler için en önemli. Kalçayı daha hissettir. Şey, 18-20 versene, sökeyim şunu. Ver 18-20 ver. Biraz da gres yağı ver. Ne yapacaksın? Şimdi göstereceğim işte, kayda döndür kamerayı, göster. Ne yapayım, daha nasıl belli edeyim? Daha hissettir. Ya sol taraf gevşedi zaten, daha ne yapayım? Evet, 3-2-1 göster. Tam dans hala ederken. Hala gösteriyor ya. Buyurun. Ve inanılmaz çılgınlıklarla... Çok gülüyorsunuz. Ay, iyi ki gelmişim buraya. Erkek arkadaşı gel. Ay. Al. Arkadaşım, kalkar kalkmaz yanağını tutarak ağlayarak gel adama. Hayır, o yanağını değil. Ah, pardon. Yerden kalk, yanağını tutarak. Senin elinin ayarı yok mu abi diye ağlayarak gel. Evet, 3-2-1. Senin elinin ayarı yok mu ya? Ne kadar güzel vurdun ya böyle. Arkadaşım, ağlayarak adama, ben bir şey yapmıyordum falan. Evet. Ben bir şey yapmadım. Ben Seda Hanım lan. Sarp, destek ol, gel. O bir açık şey yapmadı mıydı ya? Kapı açık mıydı? Ha? Kapı açık mıydı? Kapı açıktı, o duvardan girdi zaten. Evet. Ya senin elin ayarı yok mu ya? Sen yanlış anladın kardeşim her şeyi. Seda Hanım gazeteye ilan vermiş. Eve oda kiralamak için ev arkadaşı arıyoruz diye. Seda, inkar et. Hayır, öyle bir şey yapmadım. Burası bir kadın. İkidir satıyor beni. Serkan, bağırmaya başladı. Sus ulan, herkese teker teker soracağım de. Yeter lan. Herkese soruyorum. Geç. Sen de gel. Sen de götürün dönme seyirciyi. Oraya ben oturayım, sen de o tarafa git. Pardon. Çok zarifsin gerçekten. Aa. Evet. Arkadaşım, çok heyecanlanıp korkunca daha fazla içine çekiyorsun, unutma. Evet, tabii, tabii, Serkan, o eksik şu an. Serkan, sor. Ne sorayım hocam? Sor, bu coğrafyadan sor. Bu Tendirek dağlarını sor, rakımını sor. Serkancığım, bu gerizekalı geldi, ne dedi sana? Sarp, ne dedin ne ona? Ne dedin Allah aşkına? Sevgilini birileri içeride bir şeyler oluyor dedi. Oluyor. Oğlum, sen ne biçim insansın? Ya. Ne oldu da öyle anlattın sen? Şeyler var üstünde, garip garip dedim. Ne var üstünde garip? Parlak parlak dedim. Tamam Serkan, sen şimdi bunu duyup geldin, sor. Seda, bu parlak parlak bir şeylerden bahsediyor Sarp. Şey, ben tanımıyorum. Ya ben nasıl bir gayya koyuyorsun şimdi? Serkan, şimdi sor arkadaşa ki seni öldürmemem için bana öyle bir şey söyle ki. Evet. Seni öldürmem için, öldürmemem için öyle bir şey söyle ki seni öldürmeyeyim. Öncelikle beni programımıza çağırdığınız için teşekkür ederim. bu arada masa götür götür kayıyor. Yok yok, estağfurullah. Arkadaşım, çok heyecanlı, çok korkaksın. Evet, içine çekerek konuşuyorsun, evet. Çocuk sana acısın bıraksın, öyle konuş. Evet, buyurun. Titriyorsun, içine çekiyorsun, buyurun. Şimdi efendim, şöyle yanlış anladınız konuyu. İçine çek. İçine çekerim seni. Gerçekten o kadar sevdim yani. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Tamamen yanlış anladınız olayı. Eğer benim gibi bir ev arkadaşı başka bir yerde bulabilirseniz bana böyle davran. Ben hanımefendiye anlattım. Tek yaşayan, efendim kötü alışkanlıkları olmayan, iki ayda bir ne bileyim üyeliğim olduğu için erotik shop'a uğrayan. Yıllık üyeliğim var çünkü orada. Daha sonrasında kestik, bulaşıkta... Kestik, bir kestik, dur ya. Üyeliği de kestik. Hayır, kestik, dur. Kalk ayağa bir dakika. Gönder Sarp'la Serkan'ı. Alkışlarla gönder. Kalk ayağa, kalk. Gene bana patlayacaksın. Sen birisine ev arkadaşı olamayacak kadar
salaksın. Aa, bana mı? Evet. Seda, böyle birini evine alır mısın arkadaş olarak? Eğlenebilirdik. Ya sen nasıl bir insan? Bir dakikası tutmuyor. Sen beceremiyorsun. Ben niye beceremedim? Beceremiyorsun. Ben açıklamama fırsat vermedim. Hayır, sus. Adam geldi, az daha ağzını burnunu dağıtacaktı senin. Tövbeler gelsin. Öyle bir şey yok. Adam ilk başta bir siniri... Ben de olsam ben de siniri... Kim ulan bu işler diye? Adam sana üç takla attırdı bir tokatla. Artistlik yapma bana. Evet. Bunu beceremiyorsun. Demek ki ne yapıyoruz? Talk show'a dönüyoruz. Kız hemen bir soru sor. Alır mıydın beni evine kız? Doğru düzgün ünlüye sorulacak soru sor. Ha, beni şatona alır mıydın? Hala karar veremiyor arkadaşım, ya. Arkadaşım çünkü soru değil bunlar. Seda Bakan gelmiş. Ne sormak lazım? Ne olacak bu şeyin? Ticaret Bakanları, Dış Ticaret Müsteşarları. Bakan olduğu için mi soruyor böyle? Ya arkadaşım yapma şunu. Seda Bakan'a projelerini sor ya. Bir şey sor. Nasıl gidiyor projeler? İyi. Oldu. İyi akşamlar. Arkadaşım. Arkadaşım ne yapacaksın senle biz? Ya ben... Ben onu cevap yani verme. Şimdi kendi bir kere burada örnek olmaya çalışırken gelip direkt tokat atması beni şey yaptı yani. He, kız arkadaşının evinde bir gerizekalı bulacak, ne yapacak? Tebrik mi edecek? Gitar çalamıyor diye acısını benden çıkıyor. Seda. Sedacığım. Efendim. Sen bu talk show'a gelirken ne sorulmasını bekliyordun sana? Kaçta gelirsin? Bilmem. Hiçbir şey düşünmedim. Bu da manyak çıktı. O zaman öne gelin. Alkışlarla Seda Bakan'ı göstersin. Daha bakar. Neyse. Gidiyorum. Tamam. Lan her konunun arkasından hareket yapma. Gitti mi? Gitti. Ne olacak? O ne? Neyine? Yok öyle olursa eve almam. Yok tanımıyorum. Tanıyorum. Çok sevdim. Sevmiyorum. Dans edelim. Otur yerine. O ne? Aa, aa, hareketlere bak. Git ulan içeri. Git bir içeri. Tane. Yok, oturmuyorum evinde falan ya. Arkadaşım. Arıyor şimdi. Sana diyorum, sana. Bir kendine gel. Git içeri. Adam gibi hazırlan. Tamam, öyle diyor. Evet, gönüllerin güzeli. Duyuyor musun beni? Yaşam. Nesin? Terliyim biraz. Hayır, hayır. Ben sana bunu demedim ki. Bana kimse bir şey demedi zaten. Ilgaz bunu verdi, bunu giydim ben. Ben Ilgaz'a uyuyan güzel dedim. İşte Ilgaz uyuyordu ben gittiğimde. Hayır, hayır. Bu ne arkadaşım? Bu şey macuncu mu? Hani elindekiyle ne yapıyorsun? Bu da şey işte bu. Odun kesiyorum. Robin Hood bu ya. Robin Hood. Robin Hood bu. Ben Robin Hood demedim ki. Ah be. Senin şeyin nerede? Ekürin nerede? Kim? Ekürü, ekürü. Robin Hood. Onun ekürüsü mü var? Hayır, Robin Hood'un yok. Senin normalde var ya. Ya bizim salak nerede? Ha o belirli bir saatten sonra çıkamıyor yaşı gereği. Niye? Ne bileyim salladım şu an tutarsa diye. Bir sahibi içeridedir ya. Bırak bırak kapama. Kapama bırak. Kapama kapama. Yani bunu giyerken utanmadın buraya gelince mi utanıyorsun? Sen nesin? Güzelim. Arkadaşım bu ne? Bilmiyorum bu... Sarp sen nesin? Seni giydirirken ne dediler? Hiçbir şey demediler. Mısırlı falan mı? Şey göz boyaları böyle... Reji bu ne? Güzelsin ha, dediler. Hayır sen şeymişsin. Kedi kız. Kim? Kedi kız kedi. Kız kedi be. Catwoman. Woman. Bu ikisi niye yan yanalar? Arkadaşım ben uyuyan güzel dedim. Sana Robin Hood giydirmiş, buna kedi kız giydirmiş. Ha artık kimse iplemiyor sizi. Ha o zaman tamam. Çak. Uyuyan güzel oynuyoruz lan. Tamam. Evet. Sen Robin Hood'sun, sen kedi kızsın. Uyuyor, gidelim sonra. Hayır. Ya
akşamlar. Gel buraya. Gel buraya. Prodüksiyon bir at ver bunlara hemen. Çabuk bir at ver bunlara. Böyle prodüksiyonlarda yönetmen asla sahneye çıkmaz. İşte inat. Geleceğim diye tutturuyor. Kolay gelsin. Ya bu nedir ya? Arkadaşım sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Kemeri şey yapıyorum hocam, sallanıyordu. Saçmalama ya. Of. Saçma sapan şakalar. Müzisyen gelmiş gibi. Atmayayım ben. He? Evet. Arkadaşım. Sana diyorum sana. Atmayayım ben. Estağfurullah, nereden çıktı o? Şimdi ata nasıl bindireceğim seni göreceksin. Arkadaşım al şu atı bacaklarının arasına. Seni kırbaçtırırım lan. Hayır. Al şunu bacakların arasına. Robin Hood'sun sen. Evet. Evet. Ya bunu tutma yeri şeysinde. Konuş onunla. Memnun musun? Ne diyeyim ata ben? Nasıl gidiyor ah, işte? Ah iyi de. Sen de KDV ödüyor musun ya? Arkadaşım. Şimdi sen Robin Hood'sun, tamam mı? Ormanda salak salak gezerken bir anda sen kıyav diye miyav diye atlıyorsun ağaçtan bunun önüne, tamam mı? Ağlayarak durumunu anlatıyorsun. Sen sarayın kedisiymişsin, tamam mı? Tamam. Fakat prenses bir gün hastalanıp uyumaya başlayınca hiç kimse onu uyandıramamış, seni dışarı atmışlar, tamam? Durumu anlatıyorsun. 3, 2, 1 Robin Hood'dan yardım istiyorsun. Diyorsun ki zenginden al, fakire ver. Yani ne yapıyor? İran kedisinden alıyor, sana veriyor. Ya nasıl düşünülmüş bir şaka. İşte tecrübe. At attan anlar derler ya. Arkadaşım. Yani at at, kalede ben varım. Evet. 3, 2, 1 soldan atınla gel. Gelirken at geldiğini hissedelim hepimiz. Ne yapıyorsun? Nasıl gelmişler? Kestek. Yapma şunu. Atınla gel böyle olur. Atının üstüne bin gel. At binerek gel başka. Evet, at binerek gel. Evet. Altın ala geliyorsun. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Ne station mı bu? Arkadaşım 4 atta var. 2 de sende var. 6. Ha midilli o zaman. Benimkilerde değiyorsa yere bu midilli. Ben anlamam. Altın ala geliyorsunuz. Anlamadığınızı biliyorum. Anlatıyorum işte. 3, 2, 1. Altın ala gel. Gelirken rüzgar giriyor sana. Bana. Evet. Terse döndüm, arkadan alayım rüzgarı. Hayır. Bu tarafa doğru gelirken rüzgarla geliyorsun. Göğsüne rüzgarı alıyorsun, tamam mı? Ya, ağzından alıp burnundan veriyorsun. Ya bugün ben bayılayım diye mi uğraşıyoruz? Evet. Yok, içine çek, alttan al, üstten ver. 3, 2, 1. Buyurun. Ay. Bak nasıl yapıyor sesleri, farkında mısın? Daha hızlı. Daha hızlı. Ya bak bir de böyle biniyorum. Ya nasıl binmen lazım, söyle bin. Ya Allah'ım ne kadar yaygın. Arkadaşım o ipi bir yere tak önce. Bu böyle bir şey mi acaba ya? Hani bu... ya ben acaba İskoçya'da böyle miydi acaba Robin Hood? Arkadaşım! Ha, böyle bir şey olur. Ya bir... Bana böyle geldi yani. Arkadaşım öyle yaparsan ses çıkar. Çünkü çıkar. Neye sürtüyorsun? Hadi devam edelim. Hadi. Devam edelim. Tamam. Şimdi yanlış anlayan olacak, anlamayan olacak. İşimiz var. Hadi. At kılına sürtüyorsun. At kılından ses çıkar. Hazır hissediyorum. 3, 2, 1. Buyurun. Geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Kedi! Kedi! Aa, kedi. Hayır ulan sensin. Hocam bu tarafa gitmem lazım. Niye? Oklar buraya gösteriyor. Demek o zaman karayolları varmış. Arkadaşım. Ya bu ne ya? Evet. Ya şey, olmadı. Sarp, merdivene çık. Sarp, merdiven. Ya bırak şu elbiseyi. Zaten göründü her şey. Evet. Çık merdivene. Dört ayak iniyorsun, tamam mı? Kediler nasıl yürür? Dört ayak. Diğer ikisi nerede? Ulan ellerin nerede? Burada. Ayakların onlar senin. Ön ayakların. Şş, manken gibi catwalk. Ha, tamam. Ön ayakların. Tamam, catwalk. Evet. Oradan aşağı, yukarıdan bağır miyav diye. Arkadaşım gör miyavı, tamam mı? Yüz verme fazla. Niye vereyim ben? Zaten atla gidiyorum dört nala, altı tamam, nala. Tamam ama miyav sana sesleniyor. Miyav miyav seslen ona. Sen ona yüz verme, önüne atlasın. Ya bak ben dört nala gıdık gıdık giderken kediyi duymam. Duyarsın. Hayır. Ben duyurturum. Montajda kulağına hadi koyarım. Hadi bakalım. Sarp. Evet. Bak mideden gelecek. Bağırsaktan geçecek, ağzından çıkacak ses, tamam? Çırav falan gibi, evet. 3, 2, 1, müzisyen. Ver müziği.
Miau! Kestik. Ben çıkıyorum, otoparktayım. Ya. Ulan burası kapalıymış. Çok üzülüyorum. Çok yapmak istedim ama. Terbiyesiz. İçimden geldi. Öyle bir orman... Ben bir şey yapmadım. Hayır, ben atla şaşırdık yani. Ne oluyor diye. Ben de şaşırdım. Ben de sen... Şu eteğini kapatma bir. İkincisi çırav diye bağırıyorsun. Sen de sesi duyuyorsun. O sırada at şaha kalkıyor. Korkacak bir şey yok. Göbek zaten rol çalıyor. Rahat ol. At şaha kalkınca Sarp, sen atın altına atlıyorsun, at senin üstüne iniyor. Tamam. Tamam. Ve sonra rahatça kalkıyor, çay içip sohbet ediyoruz değil mi? Hayır. Artık. Hayır. 3, 2, 1 sonra sen de diyorsun ki zenginden alacağım, fakire vereceğim. Zenginden alacağım, fakire vereceğim. Kediye. Böyle gidiyorsun şeyle, atla, tamam. 3, 2, 1 buyurun. Söylesene. Miau. Zenginden alacağım, burada mı söylüyorum? Evet. Ama atla neyse giderken bak. İlk şey, dıgıdık zenginden alacaksın, dıgıdık fakire vereceksin. Zeytinden alacağım, ne? Zenginden alacaksın, zenginden fakire vereceksin. Anladın mı? Saçma, ata giderken bu çok mantıklı. Hani Fatih Terim'i düşünce, Romanya'yı eleceğiz, Romanya'yı eleceğiz. Kendi kendine niye... Lan böyle... Fatih Terim niye ata binsin? Fatih. Geç yerine. Geç yerine, ben ne yapayım şimdi? Yanlış şey söylüyorum yani. Kapat, kapat. Hava da sıcak. 3, 2 Bence arkadaşım, kameraları kapatalım. Ya. Bir halk sen yayın bizi kovduracaksın mı kanalda? Hazır. 3, 2, 1 Ne yapacaksın? Zenginden alacağım, fakire vereceğim. Zenginden alacağım, fakire vereceğim. Ne alacaksın zenginden? Onu hiç bilmiyorum. Onu hiç bilmiyorum. 3, 2, 1 Gazla. Zenginden alacağım, fakire vereceğim. Miau. Zenginden alacağım. Miau. Anında durdum. ABS var. 1700'ler ama. 4. Evet. Bir daha. Ha? En yüksek miyav. İçinden çıkar. Miau! Tamam, duydum, duydum. Gel, gel. Atla önüne. At şaha kalksın miyavda. O miyavı duydun ya, at şaha kalk. Çık tekrar merdivene. Geldiğin gibi çık, arkanı dönme. Evet. Bir daha bağır oradan. Miau! Kaldır atı havaya. Önüne kal, atın. Arkadaşım, sen hiç bisikletin önünü kaldırmadın mı? Kaldırdım. Aynı şey. Atı çektin mi o kendi kalkar havaya. 3, 2, 1 bağır. Miau. At, havadasın, havada. At, atla konuş. İn ulan, in falan. Evet. Ne yapıyorsun? Atın ön ayağıymış gibi. Sen nereye bakıyorsun? Bu bildiğimiz bir kedi değil bu yani. Ben aynen geri dönüyorum hocam. Bu arkadaşın yapabileceğim bir şey yok. Arkadaşım, beni güldürme. Tamam mı? Madem bir ayak sallanacak, diğer ayak olsun. Sağ ayak. Neden? Perspektif olarak daha doğru. Ha, şurada tek sıkıntımız perspektif yani. Evet. Tamam. Sarp, oradansın, oradansın. Oradan. Çık masanın üstüne, çık masanın üstüne, oradan atlayacaksın. Önünü kaldırdığı anda atın, şey, atı şaha kaldırdığı anda atlayacaksın. Evet. Tamam. Ayıp, yavaş, ayıp. Son cırağı odasın, evet. 3, 2, 1 bağır. Miau! Atla altına. Şimdi in aşağıya. İn, in. Vurur, in aşağı. Ben aşağı mı in? İn. Hayır, sen değil ulan. At aşağı insin. Ha. Hayır, atın ya. Ulan atın önü havada ya. Şahta ya at. Şah. Şah. Mat. Kestik, dur. Anlamadım, şah. Şimdi atın ayağı havada ya. Şah. Evet. Şah. O araya indiği anda ne oluyor? Onun üstüne iniyorsun. Üstüne indiğin anda ne yapıyorsun? Altta kedi var diye huylanıyorsun. 3, 2, 1 buyurun. Anlasana bunu, ben nereden anlayayım? Şah! Şah! Miyav! 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 Lan şah diyeceğim, yoldasın! Gidip... 10 yaşında birinin donunu giyiyorsun. Kendine göre kıyafetler... Ilgaz, bana doğru düzgün şeyler alın ya. Ben şu an kafamı toplayamıyorum ki. Arkadaşım. Robin sahibi olan biri kediden huylanır mı ya? Robin Hood'sun sen. Evet, indin aşağıya. Ben. Kedi, bağır oradan. Konuş onunla. Miyav. Miyav. Tamam, miyav. Ne miyav? Ya biz çölde miyiz? Ne? Ben niye buna muhtacım? Ya ormandasın. Şimdi sen ona sinirlen. Çok sinirlen. Çok sinirli. Ha? Çok sinirlen ve sor. Ne biçim adam, ne atımı ne, altına ne biçim atın altında adamsın sen? Ne biçim don giymişsin öyle? Bir kediye yakışıyor mu ya? Çıkarayım mı? Kestik. Hocam kedi... ezin geçeyim mi ben bunu?
Hayır ya. Niye sen kediye yakışıyor mu diyorsun? Yakışıyor işte. Çok yakışıyor gerçekten. Evet. Şimdi sen önce bağırıyorsun, sonra onun kız olduğunu görünce yumuşuyorsun diyorsun. Ha, evet, dişi bu. Evet. Evet, o zaman tamam. Sen kendini tanıt. Kalk ayağa, yürüyüşünü yap, Catwoman de. Evet. Dur, şimdi değil. Hikaye başlayınca 3 2 1. Buyurun. Olabildiğince donu sakla. Evet. Miau. Sen kimsin? Ben... Evet, hareketlere devam et. Durduramıyorsun atı bir türlü. Evet, öyle konuş. Sen kimsin? Ben kedi kadın. He? Kedi kadın. Sakalın var lan. Çok net gözüküyor hocam. Ya at bile sakaldan ürktü şu an. Arkadaşım. Ama arkadaş en azından bir fondöten bir şey yapalım. Kurban olayım. Kurban olayım. Hazır hissediyorum. Arkadaşım, ne olursun. Evet. Evet, bırak sakalını. Üç. Ben bırakayım mı? Hayır. Sakal mı? Robin Hood sakal mı bırakıyor? Lan kedi de sakal olmaz mı? Olur. Kadın ha. Kedi de olsa sakal olur. Bıyık olur. He? Ya burada herkes mi vantrolog ya? Herkes... Vantrolog buydu, neydi o? 3, 2, 1 buyurun. Kimsin sen? Miau. Kedi kadınım ben. Ne arıyorsun burada? Yemek arıyorum. Giderken tam arkasından bağır. Robin Hood, Robin Hood. Herkese var da bize yok mu? Evet, 3, 2, 1 buyurun. Ve ha şimdi anlamlı oldu hikaye. Bir eksik var diyorum. Evet, sonra dön arkana. Ne oldu? Don mu sıktı? Ha? Hazır. 3, 2, 1 buyurun. Sen kimsin? Kedi kadınım ben. Ne istiyorsun? Ya bana yardım etmeni istiyorum. Edemem. Robin Hood, Robin Hood. Zenginleri alıp fakire vermem lazım. Yarım saat içinde. Nereye fakirim ben. He? Fakirim ben. Lan! Arkada var. Robin Hood, Robin Hood. Robin Hood, Robin Hood. Herkese var da bize yok mu? Herkese var da bize yok mu? Ya gerçekten bu hikaye bir yere gidecek mi? Ben boşuna burada dört nala... Arkadaşım! İndir şunu, kapat, kapat şunu. Kapat, kapat şunu. Sonra dönersin, dersin ki beni can evimden vurdun. Evet, 3, 2, 1 tekrar evet. Oradan alıyoruz. Evet. Robin Hood, Robin Hood. Teyze var da bize yok mu? Teyze var mı? Teyze. Bize yok mu? Yok, ne yok mu ya? Arkadaşım ne dedim ben sana? Ben sana ne dedim demin? Sen geçip gidiyorsun, geçip. Atı yerinde durduramıyorsun. Tamam, durdur. O da sana diyor ki bak, sen kendi herkese ağzına efekt ver, tamam mı? Ekolu ekolu söyle, evet. Herkese var da bize yok mu diyor. Evet, sen de dönüyorsun. Ulan beni can evimden vurdun. 3, 2, 1, buyurun. Robin Hood, Robin Hood, herkese var da bize yok mu? Doğru lan. Niye hızlı hızlı söylüyorsun? Herkese var da bize yok. Hayır. Ekolu söylüyorsun. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Evet, 3, 2, 1. Bu nasıl bir yerde büyümüş? Allah aşkına. Hazır. Robin Hood, 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 Hood. Herkese var da, var da. Bize yok mu? Bize yok mu? Şimdi beni can evimden vurdun. Yan yan geliyorum farkındaysan. Yok. Arkadaşım. Gel. Duymaz diye yakından söyleyeyim dedim. Söyle, bana derdini anlat kedi kadın de. Peki o zaman. Bana derdini anlat kedi kadın. Allah'ım bunu çelikten mi yapmışlar? Bana derdini anlat kedi kadın. Benim derdim ne? Evet şey, lan diyorsun ya. Ben sen bir saraydaydın. Orada bir prenses vardı. Sen bir saraydaydın. Sen, hayır sen, sen salak. Sen, sen. 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 Ben. En salağınız. Sen, ha, sen. Evet ha? Ben. Şu an karamboldeyiz. En salağınız deyince en tamam. Salağınız cevap verecek. Hikayedeki tamam. En salak mı? Sahnedeki en salak. Öyle okay. Biri yok. Evet. 3, 2, 1, şey diyorsun ki ben beni pet shop'tan aldı şey prenses. Gittikçe mantık kokuyor hikaye ya valla. Çok iyi bakıyordu bana. Sonra prenses uyudu, bir daha uyanmadı. Uyuyan güzel ismi babası da beni saraydan attı kral. 3, 2, 1 buyurun. Kelimesini hatırlıyorsam adam değil. Beni pet shop'tan almıştı prenses. Aslında çok iyi bakıyordu ama sonra bir böyle uyudu. Ondan sonra bana çok iyi bakmayan biri bakmaya başladı. Arkadaşım huylan. Namık abi mi? Ne yapıyorsun? Arkadaşım huylansana. Oy. Hayır hayır. Şimdi çocuktan, kediden at huylanıyor. İlk kez böyle bir şey görmüş. Evet, ilk kez böyle bir şey görmüş, o huylanıyor ondan. Evet. Anlatırken huylan. Oy. Bana çok iyi bakıyordu. O uyuyunca sonra çok iyi bakmayan birisi geldi bana. O bakmaya başladı. Ah, biz yazık. Çok zor durumdayız yani. Yazık sana, yazık sana. Bu üstündeki fişneti nereden buldun? Arkadaşım sor, o zaman benden tam olarak ne istiyorsun? O zaman benden tam olarak ne? Hatta bir dur, bir dur ya! O zaman benden tam olarak ne istiyorsun kedi kadın? Kraldan al, bana ver. Kraldan al, bana ver. Çok üstü açık bir laf oldu bu. Arkadaşım söyle, o zaman ne yapıyoruz? O zaman ne yapıyoruz? Atlıyoruz. Atlıyoruz. Nereye? Ata. Evet. Bu da mı benimle geliyor? Evet.
O zaman kedi. Ne yapıyoruz? Atlıyoruz, beraber gidiyoruz. Bisikletteki gibi olmasın lütfen. Canın yanacak, döneceksin, kavga edeceksin. Çirkefleşiyorsun, tamam mı? Tamam. Bir anda çocukluğunu hatırlıyorsun. Tamam. Kenar mahalledeki Robin'utsun sen. Evet. 3, 2, 1. Atla diye göster arkayı. Atla. Miau. Aa! Aa! Gel dispansere kadar bırakayım. Alındığı pet shop'a getirir mi hocam geri? Ne yapıyorsun? Yarı parasına satarım. Ne yaptın? Ben bir şey yapamam. Hiç planlı bir şey yok biliyorsunuz. Ben canım acıyınca öne eğildim. Ben eğilince atta tabii ki de ne yaptı? Buna reaksiyon gösterdi. Reaksiyon gösterince olan kediye oldu. Atla tekrar sırtına. Dön çirkefleş. Atla gidiyoruz. 2-1. Atla. Ulan şu batmasın sana. Aha mı? Hadi bakalım. Sıkı tutundun mu? Çok iyi geçirdin tırnaklarını. Harika. Çirkefleş. Ha? Çirkefleş. Sen ağzını yitirip kız. Parçalarım seni burada. Hoş gidiyoruz. Hadi bakalım. Kendini güvenliğe aldı. Arada miyav de. Miyav. Sen de. Bana da bulaştı artık. Miyav. Dur. Üç tane erkek al sahneye. Ah bu yetmez. Kanalı nasıl kapattırabiliriz onu? Ve işte Türk erkeği. Üç dersin 121 gelir. Nereye kaçıyorsun? Atari. Sırt sırta veriyorsunuz. Sırt sırta verin. Bir ile bir buçuk, iki ile iki buçuk, üç ile üç buçuk. Sırt sırta verin. Şimdi siz sırt sırta ayrılmadan, tamam mı? Siz orada şey çetesisiniz. Yapışık ikizler çetesi. Robin Hood'u karşılıyorsunuz kılıçlarınızla. Gösterin kılıçları. Gözlüklü abi, seninki bıçak mı? Onunki biraz ağır. Tam şey olmadı. Evet. Şimdi önüne atlayacaksınız bunu. Dur diyeceksiniz. Tamam mı? Dur deyince durduracaksınız Robin Hood'u. Geçirtmemeye çalışacaksınız. Tamam mı? Robin Hood. Sen nesin? Pişmanım. Hayır. Sen Robin Hood'sun. Ne yaparsın? Aynen kaçarım kalabalığa. Hayır. Benim işim zenginden alıp fakire vermekle. Dalaşmakla değil ki. Arkadaşım. Hakkından gelirsin bunların. Nesin sen? Hakkından gelen. Robin Hood'sun. Robin Hood'sun. Hisset içinde Robin Hood'u. Söyle şunlara Robin Hood'sun. Hayır. Atın üstünde dik duransın sen. Evet. Evet bu işte. Ayaklarınla atın üstüne biniyorsun. Onu zorlamayalım. Evet 3, 2, 1 sen de arkasındasın. Sarp sen şarkı söyleyerek geliyorsun. Kedi kadın diye. Evet evet. 3, 2, 1. Neyse donu sakla da ne yaparsan yap. 3, 2, 1 buyurun. Kedi kadın, hiç sen beni anlamadın. Bir daha söyle. Tamam. Kedi kadın, hiç sen beni anlamadın. 3, 2, 1. Buyurun. Buyurun. Ona buna yar etmiyor. Taş kafana, taş kafana. Atlayın! Dur, dur! Tamam. Arkadaşım çeksene kılıncını. İşte bir onu almamışım. Ben okla yay aldığım için. Arkadaşım onlardan birine bak. Şu hemen sağındaki 2,5'la 3 var ya. 2,5'un... Ya bu çok tatlı adam ya. Duruşta i̇ki buçuğun... böyle. Seni parçalarım lan. Arkadaşım. Ağzını yitirim seni. Arkadaşım. Ben yapmasam da bunlar yapar. Ben zaten normalde muhasebeye bakıyorum. Adam yok diye geldim. Arkadaşım. Canım. Bak. Ya bir susun seyirci lütfen ya. Şimdi 2,5'u... 2,5'u kökünü evet. Alırız. Hayır. Herkese öyle bir hareket yap ki dona kalsınlar. Sonra 2,5'u kandırarak elinden kılıcı al. Tamam. Evet. 3, 2, 1 tekrar gel. Gel tekrar. Onlar önüne atlayınca ne yapıyorsun? Şaha kalkıyorsun gene. At yerinde duramıyor. Tamam. 3, 2, 1 gel. Müzik ver gel. Asam şu oldu oğlum. Gel. Ha? Gelsene lan. Kusura bakmayın. Atı gezdiriyoruz da. Hadi bakalım. Destek. Yap çişini. Destek. Arkadaşım. At o vaziyetteyse sizi sürükler. At koşsun sizi sürüklesin. Evet. Ya hep kendim kaşınıyorum. 3, 2, 1. Koş.
Kestiniz de yolu. Kestik. Dur. Yapışık çetesi, manyak mısınız? Niye alkışlıyorsunuz? Ne oldu? O hissettiğim ok muydu? O tarihteki ilk tetanoz aşısını ben olacağım. Arkadaşım. Arkadaşım. Gel. Eve okluk belli savaşı burada çıkar. Oğlum her yerimden bir şey düşüyor. Arkadaşım. Evet hazır. Atın üstüne çık. Bak bir daha anlatmayacağım. Müzisyen. Ver müziği. Dur. Ver müziği. Bir daha anlatmayacağım. Gelirken siz arkada gevezeysen kedi kadını söylerken sen de dönüp kardeşim doğru düzgün şarkı söyle derken at bir anda koşar sizi sürüklemeye başlar. Tam gelirsiniz atı tekrar toparlarsın üstüne binersin kedinin elinden çekersin arkana alırsın. O sırada yapışık çetesi önüne atlar. Hey ulan kılıç 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 dersiniz. Aman tamam be ben de zor bir şey sandım. Evet. 3, 2, sen 2,5'un yanının önünde duruyorsun tamam? Evet. 3, 2,5 göster kendini. Evet. Tamamını göster tamamını. 3, 2, 1. 2,5 ama 1,75 gösteriyor. Hep mütevazi adam. Onu sevdim. 3, 2, 1 gel. Neredesin lan? Ha, burada. Şarkını söylesene. O kedi kadın. Donumu cımbızla çekeceğiz hala. Kedi kadın. Hiç sen beni... Dön! Anlam... Ne biçim şarkı söylüyorsun? Doğru bir şey söyle. Tekrar bin üstüne. Gelsene lan. Ya bu kedi kadın niye sürülmüyor? Lan gerizekalı kedi. Evet. Evet. Tut ayağından. Ha tut. Tekrar zaten atabilin. Rahat... Tekrar atabilin. Kedi kadın. Tekrar atabilin. Anlamıyorum hiç. Ne ya bakıyorsun? Onlar yolumuzu kesmeyecek mi? Sen ata tekrar bindiğinde yolunu kesecekler, şaha kalkacaksın. At yerdeyken at şaha kalkarsa ne olur? Şah. Neyse tamam. Hazır son. Evet 3, 2, 1 gel. Allah seni kahretmesin şah. Hadi atla. Ha? Atın neresi geldim, bu? Buradayım. Çete atlayın. At yerinde duramıyor konuşurken. Evet siz kimsiniz? 2,5 söyle. De ki kardeşim buradan ödeme yapmadan geçemezsin. Kardeşim buradan ödeme yapmadan geçemezsin. Şuradan? Oradan da geçemezsin. Bir şimdi sen konuş. Üzerinde ne var? Üzerinde ne var? Kombinezon ne yapacak bu anlamadım ki. Telefonla mı arıyor beni? Üstünde ne var? O değil. Hani para, pul öyle şeyler ha. Var mı? Evet. Söyle. Ha, bir. Ha. Üstünde ne var? Üstünde ne var? Üç. Ne var lan? Ne var lan? İki. Aralarında mı kavga ediyorlar? Ne var orada? Bırakalım kaçalım. Aralarında kavga ediyorlar. Hadi ya. Sana söylüyor hepsi. Üstünde ne var? Ne var lan? Yani üstünde bir şey varsa sana ne? Lan! Bizi 2,5 kurtarır. Arkadaşım sen 2,5'a çaktırmadan onunla muhabbete girip elinden kılıcı alman lazım. Neden? Çünkü senin silahın yok. Aa yukarıda ne var? Kuş diyeceksin elinden kılıcı alacaksın. Evet. Şu ekibe. Evet. Aa, üç. Yukarıdaki ne? Allah. Çakıyı aldım. Evet. Şartladın beni gittin kılıcı. Onlar kılıçla sen çakıyla savaşacaksın ve hepsini haklayacaksın. Evet önce 2 sonra 1 sonra 3 sonra 2,5 sonra 1,5 sonra 3,5 sonra 4,5 geliyor. 3, 2, 1 buyurun. Sakın üstüme gelme. Hiç dinlemiyor ki ya. O dönem hiç dinlemiyor kimse birbirini. Sakın üstüme gelmeyin. Evet, bu sırayla... elimde gördüğünüz dünya çapında ünlü bir şey. Çakı. Filmi seyretmiş miydiniz? Çok korkunç bir yaratık. O çakıydı. Öyle miydi? Türkiye'ye gelince nokta koyuyorlar. Amerika'da çakı. Yok. Evet, yok. Hadi. Şimdi sırayla geliyorsunuz. Her gelene bir koyuyorsun yere yapıştırıyorsun. Evet. 3, 2, 1. Evet gel. Sırayla gel. İki buçuk. İki buçuk. Sen tekrar geliyorsun. Arkadaşım. İki buçuk tekrar geliyorsun. Elinde çakı olmadığını fark ediyorsun. Geri dönüp kaçıyorsun. Tamam mı? Evet. 3, 2, 1 gel. Kimin elinde çakı olmadığını... Ha. Özür dilerim. Evet. Bozdum. Gel. Aynen. Çok iyiymiş be. Gel.
Büyüğüm, vuramam ya. Hocam git, aramıza tatsızlık çıkmaz. Bir de şöyle diyorsun ki seyirci kalçadan tanımasın. Devrilmiyor. İnatçı. Evet arkadaşım, hepsini haklamışsın. Tekrar giderken tekrar 2,5 önüne atlıyorsun. Nereye lan diyorsun. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Gel. Atla bebeğim. Şöyle tekrar basıp geçeyim mi? Buradan geçmek için benim ölümü çiğnemen lazım diye atla önüne. 2,5. 3, 2, 1 gel. İşte bu da öyle diyor. Buradan geçmek için benim önümü çizmen lazım diyor. Geç. Dur. Buradan geçmediği için benim önümü çiğnemen lazım diyeceğim de korkuyorum. Evet, mantıksız bir istek bence bu yani. İstersen sen de atla beraber gidelim. Suadiye'ye gidiyoruz. Ben ya Hasancapaşa da inerim. Hasancapaşa. Yeni bir insan herhalde evet, o değil mi? Sazpazarı'nda. Biliyorum doğma büyüme oralıyım. Yok. Kestik. Ne konuşuyorsunuz lan? O bizim oraları konuşuyoruz ya. Evlendirme dairesinde. Alkışlarla bütün çeteyi gönder. Eyvallah karısı. Çok değerliyim. Teşekkür. Yorgut abi teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Sağ. Acı çekmesin. Ne oldu? Atı vurdum. Niye? Acı çekmesin. Niye, ne oldu ki ata? Bu yaşadıkları. Arkadaşım. Evet, atı oraya bağla. Bağla atı oraya. Bağla, kalenin önüne gelmişsiniz. Surlardasınız. Şimdi merdivenden çıkıp duvardan surlara tırmanacaksınız. Yukarıdan aşağı ineceksiniz, tamam? Sonra uyuyan güzelin odasına götürecek seni kedi ya, kadın. Ya uyuyor işte, niye uyandırıyoruz? Kimse uyandıramamış, sen onu uyandıracaksın. Ne yaparak? öpüyor değil mi? Hikayede öpüyor. Bravo, tebrik ederim. Öpücük. Evet, şimdi kaleden yukarı çıkma taktiklerini söylüyorsun kedi kadına. Merdivenle çıkacağız. Hayır! Tırmanacaksınız. Sen tırmanacaksın. Kedi kadın seni alttan ittirecek. Sonra sen çıkıp onu çekeceksin. Nereye tırmanacağım? Kalenin surlarına. 3, 2, 1 ver müziği. Önce kedi kadına söyle ne yapacağını. Ve tam sen yukarıya tırmanırken... Kalenin tepesinde bir de ne görürsün? Muhafız, Serkan muhafız ol, tekmeyle vur aşağı düşsün. İnşallah buradayken vurur. Çünkü uzun düşmesi lazım. Lan oğlum! Ters oldu bu iş. Gidiyorum, gidiyorum. Dur! Tamam. Bırak, dur! Bırak. Ne yapıyorsunuz? Düşüyorum. Tutsana adamı! Uyusun orospu ya. Yeter ya. Ya yeter ya. Şu çektiğime bak. Arkadaşım. Şu kalenin duvarına çıkacaksın. Ya. Ne yapayım? Evet. Sen ipten tutup merdivenden çık. Ama ipten kendini çekiyormuş gibi yap. Tamam mı? He. Evet. Çekmiyor muyum aslında? Hayır. İpin ucundan tut. Merdivenden çık. Sanki ipten çıkmış gibi yap. Evet, 3, 2, 1 merdivenden çıksana. Kalk lan. Kalk. Günün ortasında uyuyor. Arkadaşım, kime diyorsun? Uyuyan güzele. Şimdi uyusun. Arkadaşım. Her yerde bir kırbaç buluyorum. Çıkmışsın. Şimdi halatı aşağı atıp kedi kadını çekiyorsun. Ha, oldu, oldu. At halatı aşağı. Söyle, kız uyanmasın diye sessiz konuş. Kedi kadın, evet. Hala aynı don mu? Evet. Tamam. İpe tutun. Tamam. Seni yukarı çekeceğim. Tamam. Böyle durma sebebim seni çekerken zorlanacağım için ufak ufak bırakacağım. Bu da çatı olduğu için böyle bir yalıtım olacak. İlerleyen yüzyıllarda bunu çatılarda kullanacaklar. Arkadaşım! Salak salak konuşma. Öyle ısı yalıtımı mı olur? Evet, çek oğlanı. Gelince ne diyorsun? Aa, korkuyorum. Burası değilmiş, in aşağı. Hayır! Orası. Şimdi sessizce kedi kadın göster kızın uyuduğu yeri. Hocam burayı yapan arkadaşlar maksimum 4 kişi dediler buraya. Biz şu an biraz titretiyoruz. Bir şey olmaz. Olmaz. (Gülüyor)
Kaçıyor aşağıdan. Sen nereye kaçıyorsun lan? He? Geri zekalı. Acele etmeyelim ya. Geç bu... koltuğa. Geç koltuğa yat. Uyuyan güzelsin. Geç. Filiz, bak, bak, hemen bak. Bir peruk getir buna. Yastıklarını çabuk. Yastıklarını da hazırlıyor. Evet, yat. Hemen bir peruk getirin buna. Kestik. Uyuyan Filiz malak. Ya. Ulan uyuyan güzel böyle malak gibi yanlıyor olabilir mi? Sırt üstü yat. Hey kedi kız, yürü. Def Leppard'ın konseri var. Evet arkadaşım, şimdi oradan iple sarkıp aşağıya iniyorsunuz, tamam mı? Sen aşağı iniyorsun, kedi üstüne düşüyor senin. Evet, 3, 2, 1 in. Buradan, dikkatli ol. Buradan mı iniyoruz? Hayır, merdivenden. Ha, sağ ol. Çünkü kedi, yani uyuyan güzeli de gördüm. Çok, o kadar riske girmeye gerek yok. Cepten mi arasak acaba? İn aşağı. WhatsApp'tan mesaj atayım. İn aşağı. İn aşağı. Aşağı düşüyorsun kedi kız. Sen de oradan onun üstüne atlıyorsun. Buradan. Arkadaşım sen düşmüşsün oraya. Düş. Ha. Evet. Kedi kız atla üstüne şimdi oradan. Hmm. Arka... O da öyle. O da öyle insin. Ay. Hayır. Öyle insin. Arkadaşım öyle insin. Atla. Lan karnına düşmesine izin vermeden havada tutarsın. Karnıma düşerse de zaten tutarım. Ama detaya girmek istemiyorum. Gel. Merdivenden gel çabuk. Merdivenden gel, üstüne düş. Üstüne düşünce arkadaşım çok sinirlen. Başına ne işler açtı senin? Ben zenginden alıp fakire veriyordum ne güzel falan. Evet 3, 2, 1 düş üstüne. İyi misin? Bir şey oldu mu sana? Üstüne düşsene. Üstüne düşüyorum öyle. Hayır öyle değil. Ön ayaklarınla üstüne düş. Evet düş üstüne. Ay. Bu gece burada konaklayalım. Yarına da uyanmıyorsa ölmüş demektir. Arkadaşım kalk ayağa. Kalk. Göster kızın odasını de. Göster kızın odasını bana. Kapısını göster. Kapı. Ben bilmiyorum. Ay söyle mi? Burada her yer duvar. Ha, bir biliyorum. Tanesine dokununca kapı açılıyor. Tamam. Burada her yer duvar. Birine dokun böyle kapı açılıyor. Tamam. Aa açıldı. Hayır. Aa kız. Arkadaşım. Baktı. Evlendik. Çocuklarımız var. Çok mutluyuz. Hadi gel gidiyoruz. Buraya. Tane tane. Tane tane öpeceğim. Evet. Tamam. Şimdi elinle kapı yokluyorsun duvarı. Okşayarak duvarı. Evet. Kapı bu. Girdik. Gel. Evet. Girdin içeriye. Sessiz. Çok sessiz olun. Kızı uyanmasın. Pardon. Kızı uyandıracaksın zaten. Kendi hikayesine sıçan yönetmen ilk defa görüyorum. Gerçekten. Evet. Şimdi içeriye girdiğin anda... İçeriye girdiğin anda Sarp'a çok seni beni ne işler açtı başıma falan derken bir anda kızı görüyorsun. Serkan romantik müzik giriyor ve görür görmez aşık oluyorsun. 3, 2, 1 buyurun. Tabii ki de. Benim başıma ne işler açtın yetti artık. Dolan dolan dolan. He? Dolan. Hayır hayır. Şeye dolandım yardım et. Etrafında dolan. Ha, ha. Dokunarak dolan. Ona değil. Ona değil. Ona. Ona. İnanamıyorum. Neye inanamıyorsun? Böyle bir güzellik olabileceğini ancak hikayelerde duyardım. Arkadaşım, önce kulağına, sonra burnuna, dudaklarına ve kaşına dokun. Kendinin değil. Onun. Ve her dokunduğun yerle ilgili bir cümle söyle romantik. Ver romantizmi. Hey maşallah, hey maşallah, hey maşallah. Kestik. Yapma şunu. Evet. Ver kemanı. Ver kemanı. Kemanına vuracağım uyansın. Hayır. Evet, dokunarak söyle, şiir oku ona. Sen de şiirin aralarına miyav miyav yap. Evet, oku. Dudakların... Mutluluğa giden bir aralık. Miyav. Bu kaşlar ne babalık? Kulakların desen çanak anten. Evet, şimdi yavaşça yaklaşırsın, yanağına bir öpücük kondurursun. Ha, evet, ver müziği, ver. Uyanırsın, aniden uyan.
Ay, beni kim öptü? Beni kim öptü? İnanmıyorum. Kaç yıldır uyuyorum ben? Ya bu ne ya? Evet arkadaşım ya. Lütfen ya. Ne finali ya, bu kız kalktı. Tamam evet. Vazgeçtim ya. Vazgeçtim abi. Seyirci bir susmuyor. Sen oynamıyorsun doğru düzgün. Seyirci öp diye tempo tutuyor. Olay burada çığırından çıktı. Ya vazgeçtim. Yapmıyorum finali. Finalsiz film. Bu git mu? Lan yerine müzisyen. Çıkarma be, çok güzel oldu ya. Of. Git yerine. Otoparkta sıkıştıracak ya. Kedi. Kedi. Minik. Gel öne, ver selamını. Kırmızı otoparkta araba senin. Amacın tam olarak ne olabilir, çözemedim. İşte ben dünyalar güzeli, uyuyan güzeli öpecektim. Ve inanılmaz bir aşk hikayesini asırlar boyunca imza atacaktık. Fakat buna izin vermediniz. Böyle müstehsi müstehsi gülüyorsun ya suratıma. Gel öne, ver selamını. Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi.